Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bizim videolarımızı izleyen arkadaşlar her şeyi bir hafta öncesinden duyuyor ediyor. Bakın bugün ulusal medyada NTV Haber'de az önce haber yer aldı. En düşük işçi maaşının 11.500 TL çıkarıldığından bahsediyor idi. Bu haberi eğer videolarımızı izliyorsanız geçen hafta sizler duymuştunuz arkadaşlar. Hükümetin teklifi neydi? Geçen hafta sizlere Türkiye'nin ilk kez kamu çalışma protokolünden sonra sizlere duyurmuştuk. Hükümet %19 civarı maaş zammı teklif etmişti ilk teklifinde. %119 maaş zammı zaten taban ücretlerinin 333 lira olan taban asgari ücretinin 388-390 TL civarına çıkmasına bahsediyor arkadaşlar aslında burada. Yani 390 TL civarı taban ücret çıktığı zaman o da zaten 11.500 TL'ye çıkıyor. Tabii ki bu teklif ilk teklif daha da artacaktır ama ama iyi söyleyeyim gerçekten çok düşük bir teklif. Yani bu teklif bence verilmemesi bile gerekir. Kamu çalışanlarının kamu işlerine en az taban ücretin en az Türk işin ve hak işin dediği gibi en az 15 bin TL tabana çıkması lazım ve bunun üstüne de en az bir 15, %15, %20 civarında bir maaş yapılması lazım bana göre. Detaylara bakalım. Az önce NTV Haber'de yer alan habere göre Kamu Çerçeve Protokollü İşveren Sendikası TÜİS tarafından kamu işlerine daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi geçen hafta duyurmuştuk. %19 maaş zamı teklif edilmiştir. Önce NTV Haber'de yer alan habere bakalım arkadaşlar. Daha sonra değerlendirmemizi yapalım. Karayolları, demiryolları, ili özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor diyor haberde. Görüşmelerde işçi kesimini temsil eden Türk İş Vakfı şehitleri ile işveren temsil eden Türk Ağır Sanayi Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası TÜİS yetkileri pazarlıkta belirli bir noktaya geldi. İkramiyenin de aralar, aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların taban ücret ve yüzdelik zam konusunda pazarlığı ise sürüyor. İşverenin ilk teklifi 11.500 TL. İşçi tarafında aylık bürüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusunda ısrarla devam ederken TÜİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu. İşçi ve işveren tarafı müzakereler kapsamında kalan maddeleri görüşmek için TÜİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek çarşamba günü arkadaşlar. Ayın 12'sinde 12 Nisan çarşamba günü bir araya gelecek ve biz oradan çıkan haberi yine Türkiye'de ilk kez sizlere duyuracağız. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden her videoda söylüyorum. Instagram sayfamızı takip edin. Orada direkt story atıyoruz. Her şeyi görüyorsunuz. Linki videonun altında var. Hakiş ve Türk İş tarafından taban maaş 15.000 TL artı 115 TL refah payı istenmiştir. Görüşmelerde işleri temsil eden Türk İş ve belirlediği ortak taleplerde aylık brüt taban ücretin 15.000 lira yükseltilmesi ve bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere %15 refah payı ilave edilmesi yer alıyor. Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise 1. 6 ay %45, 2. 3. 4. 6 aylar ise %5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerinde dahil tüm kamu işlerine ilave hediye talep ediliyor. Öte yandan yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan yerici dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak. Bu doğrultuda kamu işlerini ilgilendiren 2023 yıllık kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü memurların toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor diyor haberde. Arkadaşlar NTV haberde yer alan haber bu şekilde. Şimdi biz değerlendirmemizi yapalım. Soru şu. Haberde yer alan 11.500 TL'den daha fazla maaş alıyorum. Bu nasıl oluyor? Bu çok soru geldi. Bu tarz bir sorular arkadaşlar. Hemen cevap verelim. İşveren heyeti asgari ücret taban yeymesi olan 333 TL'yi 388 TL'ye çıkarıyor. Bu 11.500 TL rakamı da buradan geliyor arkadaşlar. Hani yani burada kafa karışıklığı olmasın. 333 TL 388 TL'ye çıkarıyor. Tabii ki bu ilk teklif, tekrar söylüyorum. Bu teklif artacaktır. Bu kesin teklif değil. Yani 12.000 TL maaş alan bir işçiye de %19 maaş zammı teklifi aynen geçerli olacak arkadaşlar. Yani atıyorum 12.000 TL maaş alan bir işçi kabaca konuşuyorum burada net rakamlar değildir bunlar. %20'sini diye baz alırsak yaklaşık 2.300 TL maaş artmış olacak arkadaşlar. Bu da çok düşük kalacak. Yani 2.300 TL 12.000 TL maaş alan bir işçinin maaşı 2.300 TL'de arttığını varsayarsak ne oluyor? 13-14 bin 300 TL çıkıyor. Çok düşük bence bu teklifler. Daha yüksek olması lazım ama hükümet yani memura bile %25'i zar zor verdi. Sonra bir ilk gün e, Twitter hatırlarsınız e, memurlara Ocak ayında %25 zam verilmişti maaş zammı. Twitter yıkılmıştı. O yüz binlerce abartısız memurlar %25 maaş zammı yetmez diye tweet atmıştı. Ve bir gece sonra Erdoğan çıkmış ve biz %5 de arttırdık. En düşük e, memur maaşlarını %30'a çıkardık. Emekli ve emekli e, memur emeklisine ve memurlara maaş zammını %30'a çıkarttık demişti. Hani e, işlere de %19 civar verildi. Umarız memurlara verilen %30 civarı maaş zammı yine işlere de teklif edilmez arkadaşlar. Yani ikisi de çok düşük. Bakın abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Kıyma oldu 300 TL, et oldu 400 TL. E, büyük şehirlerde İstanbul, işte İzmir ee, Antalya, Ankara gibi böyle orta evlerin kiraları bakın arkadaşlar abartmıyorum siz abartı gelebilir abartı ge geliyorum diyor düşünüyorsanız sahibinden koma girin ev kiralarına bakın arkadaşlar. Büyük şehirlerde 10 ile 15 bin TL arasına çıktı ev kiraları. Böyle orta evlerden bahsediyorum. Tutup böyle deniz kenardaki evlere de 25-30 bin TL olan evler de dahi var. Kiradan bahsediyorum. Bakın arkadaşlar yani bu evi satın almıyoruz. Herhangi bir yeri satın almıyoruz. Kira, aylık kira. E i̇şçinin aldığı büyük şehirde işçinin aldığı bir maaş eğer büyük şehirlerde ev kirasını bile karşılayamayacaksa durum vahim demektir bana göre. Katılıyor musunuz bilmiyorum ama az önce de bahsettim. Bir kilogram kıyma 300 TL, bir et 400 TL. Ev kiraları 10-15 bin TL. Orta alevlerden bahsediyorum. Yani bir villadan bahsetmiyorum arkadaşlar. Tabii ki siz bir videoyu atıyorum. Belki Erzurum'un bir ilçesinde e, diyor olabilirsiniz. Orada oralarda belki şu an 3000 liraya 4 bin liraya ev kiraları vardır. Ona bir şey diyemem ama velakin Türkiye'de nüfusun %40'ının hatta %45'inin yaşadığı İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya buralar büyük şehir arkadaşlar. Buraların nüfusu 40 milyondan fazla. Buralarda çalışan insanlar nüfusun %40'ını oluşturuyor ve buralarda geçinmek çok çok zorlaştı. Bundan bahsediyorum. Dediğim gibi küçük bir ilçede izliyorsanız bu videoyu belki bir şekilde geçinip gidersiniz ama büyük şehirlerde gerçekten yaşam çok çok zorlaştı. O yüzden diyorum kamu çalışanlarının maaşları, memuru, işçisi, emeklisi bana göre emeklinin maaşı asgari ücret seviyesinden aşağı olmaması lazım. Bana göre kamu işçilerinin maaşları eskisi gibi en azından asgari ücretin 2 2,5 katı olması lazım. Bana göre memur maaşının da en düşük memur maaşlarının 7-8 sene önce olduğu gibi en düşük asgari ücretin 2 2,5 katı olması gerekiyor ki insanlar rahat bir şekilde geçinebilsin. Ki bunlar kamu çalışanı, kamuyu temsil ediyor, devleti temsil ediyor. Yani devleti temsil eden kamu çalışanı, memur, öğretmen, işçi ay sonunu ben nasıl getireceğim düşünmemesi lazım, kafası rahat olması lazım. Seçimede şurada kaç gün kaldı bilmiyorum, bakalım neler olacak arkadaşlar. Ayın 12'sinde kamu çalışanı protokolü var. Hepsini orada da size teker teker videolaştıracağız ne olup ne bittiğini linki videonun altında var. Instagram sayfamıza tıklayın, gelin. 6000 inci üyemize bir sürprizimiz olabilir. Haydi hepiniz şimdi videonun altındaki Instagram sayfamıza tıklayın gelin arkadaşlar ve takip edin.